Evet arkadaşlar, FM25'in ilk geliştirme güncellemesi duyuruldu. Oyunu geliştirdiklerini, çok değiştirdiklerini iddia ettiler. Yaklaşık bir yıldır sürekli FM25 üzerinde duruyorlardı. İlk büyük değişiklik de İngiltere Premier Lig'in lisansını almak olduğunu yaklaşık 1-2 hafta öncesinden öğrenmiştik. Bu logosu değişmişti. Logo artık böyle oldu. Bilmeyenler, görmeyenler varsa hem oyunun bu logosu değişti hem şirketinki de değişti, böyle oldu. Ben ikisini de beğendim bu arada da. Bu bizlik çok da bir şeyi bu değiştirir mi bilmiyorum. Sadece belki bizim oyun içerisindeki fontu değiştirebilir. Bu font da gayet güzel duruyor. Biraz daha diğeri daha kalındı bundan. Falan öyle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi buraları geçiyorum. Burada çok övmüşler. İşte bizim 10 milyon 10 oyuncumuz var falan filan bir şey anlatmışlar burada. Burayı geçtim. Burada da diyor ki 20 yıldır zaten bu var olan belli bir oyunu oynuyorduk biz. FM 2005'ten beri 20 yıldır oynuyorduk. Şu an en zirveye çıktık. Artık bunu değiştiriyoruz. Farklı bir oyunun motoruna geçiyoruz. Unity'ye geçiyoruz. Çoğu oyun artık Unity'den çıksa bile Unity'ye geçen bir futbolu manager göreceğiz 2025'te. Bunun da çok güzel olacağını ve bunun önümüzdeki 20 yılın bir başlangıç bu noktası olarak gördüklerini söylüyorlar. Yani benim buradan çıkardığım bir tık şey şu. Biz daha bu sene değiştiriyoruz oyunu motorunu. Bütün her şeyi istediğimiz gibi olmayabilir. Her şey mükemmel olmayabilir. Bu bir başlangıç. Bu çok fazla geliştirilerek önümüzdeki yıllarda son bu noktalarına kadar çıkaracağız diye ben anladım aslında. Buradan bir, yani benim anladığım o. Hadi bir bakalım. Şimdi diyor ki bu projenin geliştirme aşamasında kendimize sorduğumuz soru. Yeniden zamanımız olsa yine aynı şekilde mi yapardık sorusuymuş. Bunun cevabına ne demişler? Yeni bir dönemin ilk döngüsünde bu işi mümkün olan en yüksek standartla yapmak için gereken zamana sahip miyiz sorusu. Kendileri de sorular sormuşlar. Bunların cevabını kendileri bu vermiş ama galiba burada söylememişler. Evet, 30 yıldır oyun geliştiriyoruz. Bu yüzden büyük kararlara alışığız diyor. Yani büyük karar 30 yıllık futbol manager tarihinin son 10 yılında toplasan 5 tane falan büyük karar çıkmıştır bu arada. Çok da büyük karar çıktığını düşünmüyorum bu son yıllarda. Verdiğimiz kararların çoğunu oynama biçimlerinize dayanarak verdik. Biliyor olabileceğiniz gibi FM oynayan kişilerden her yıl yapacağımız yenilikleri tasarlamamıza yardımcı olarak anonim veriler topluyoruz. Bu sayılarla yaptığımız hesaplamalar bize herhangi bir şeyle kaç oyuncunun etkileşime geçtiğini gösteriyor. Burada şunu kastediyor eğer anlamayan birileri varsa. Siz mesela kariyerinizi açtınız. Mesela 5 yıl oynadınız. 5 yıl boyunca mesela burada 5 yıl boyunca hiç buraya girmediniz. Hiç buraları mesela kullanmadınız ya. Bunu görüyor. İşte buna göre bir şeyleri değiştiriyorlarmış. Bunu diyor. Bu yüzden bu fırsatı size şimdiye kadar falan filan bir şeyler. Evet. FM25'te neler değişiyor? Öncelikle kaldırdıkları özellikleri koymuşlar. Bir tık üzüldüğüm konular da var. Şimdi bakacağız. Kenardan seslenişler. Bu bildiğimiz işte başarabilirsiniz çocuklar. Daha çok çabalayın beyler. Konsantrasyonunuzu bozmayın. Sert oynamayın falan filan bunlar. FM25'te bulunmayacak özelliklerden en sık kullanılanı kenardan seslenişler ve öngörebildiğimiz gelecekte bunlar geri dönmeyecek. Seslenişler yıllardır seride bulunuyor ve dürüst olmak gerekirse onları hiç sevemedim. Bir seslenişin aniden yaşanması gerekir ama bunlar sadece top oyundan çıktığında devreye giriyor.
Sanki burada suçlu olan bizmişiz gibi. E, kodu o zaman ona göre yazsaydınız sanki daha iyi olurdu. Ayrıca oyuncular için seslenişlerinin etkisinin ne kadar sürdüğü de net değildir. Dolayısıyla şimdilik kenardan seslenişler oyundan kaldırıldı. Oyuna geri dönmelerini gerçekten istiyorum ama sadece onları düzgün şekilde yeniden tasarlayabilirsek oyununa tekrar eklenecekler. Yani diyor ki kenardan seslenişler yıllardır bu oyunun içerisinde var. Ama biz bunu hiçbir zaman beceremedik. İstediğimizi bu oyuna koyamadık. Hiç aktaramadık. Biz bunu artık beceremediğimiz için bu oyundan komple kaldırıyoruz. Bir çözüm bulmak yerine komple kaldırmayı tercih etmişler. Yani bir teknik direktör bu düşünüyorum. Kenardan oyuncuların hiç bağırmayacak. Bilmiyorum ya, bence doğru olmasa bile kalmalıydı. Ne olursa olsun insana biraz da olsa bir teknik direktör havasını katan bir şey o. Sen kenardan tabii ki de bağıracaksın çocuğuna. Hadi başarabilirsiniz. İşte çok kötüsünüz. Biraz kendinize gelin. Ya bütün Fuhumaç Aykut Kocaman gibi maçı izleyeceğiz böyle. Bilmiyorum. Bana çok da mantıklı bir şey gibi bu gelmedi. Ya becerememişler. Bu yüzden de kaldırmışlar. Sosyal medya ekranı ve veriler istatistik ekranı. Hem UI demek user interface, yani kullanıcı arayüzü demek. Çok şükür söyleyebildim kelimeyi. Hem UI hem de kullanıcı deneyimini UX optimize etmek için bahsi geçen sosyal medya bu ekranını kaldırmışlar. Sosyal medya ekranımız bizim burası. Artık burada böyle bir ekran olmayacak. Bu ekranı artık görmeyeceğiz. Ki çok az kullanılıyor falan bu denmiş de. Mesela ben bayağı kullanıyordum. Bayağı bakıyorduk oralara bu falan filan ama kullanılmıyormuş. Ama şöyle de bir şey de söylüyor. Diyor ki endişelenme diyor. Bu ekrandan aldığınız tüm kritik bilgiler oyunun diğer kısımlarında görünmeye devam edecek. Bu destekçiler de hala oyunun ayrılmaz bir parçası. Destekçiler bu dediği taraftarlar. Bu taraftarlar da oyunun bir parçasıymış. Yani bence sosyal medyayı kaldırıp içindekileri başka bir yere taşımaktansa komple bir sosyal medyanın gelmesi gerekiyordu. Yani bu da çok iyi, bu yetersizdi. Bunun daha da detaylandırılması gerekirken bunu komple kaldırmışlar. Bana bu da çok mantıksız geldi. Bu da benim aklıma çok iyi atmadı. Oyunu sadeleştirmeye çalışmışlar galiba. Daha çok insan oynasın. Daha yeni oyuncular oynasın. Oynayanlar, yeni oyuna başlayanlar oyunu çok karışık bulmasınlar, karmaşık bulmasınlar diye bazı şeyleri çıkarmışlar gibime geldi. Bir paragraf daha var burada. Futbolda kullanılan verilerin sürekli evrildiği ve geliştiği bir dünyada. Bak burası bahane kısmı. Bu verileri FM'de nasıl gösterileceği konusunu uzun uzun düşündük. Mevcut veri ölçümleri ve görselleştirmelerinin çoğu FM 25'te olmaya devam edecek. Ayrıca FM'nin gelecek sürümlerine eklenecek diğer görselleştirmeler üzerindeki çalışmalarımız başladı bile. Yani zahmet olmuş. Zaten bu 4 ay kaldı oyun çıkmasına. Ancak oyuncu profilleri bak ben bu kısmı hiç anlamadım. Bu kısımda siz bana yardım edeceksiniz. Ayrıca FM'nin gelecek sürümlerine eklenecek diğer pardon bu değil. Ancak oyuncu profilleri aracılığıyla erişilen ilave bir bireysel ve takım verisi olan istatistik ekranı oyundan kaldırıldı. Ben bu kısmı ya ben anlamadım bu kısmı ya. Oyuncu profilleri aracılığıyla mesela bir oyuncunun profiline girelim. Mesela bir oyuncunun profili bu. Tamam mı? Burada. Bir oyuncunun profil aracılığıyla erişilen ilave bir bireysel ve takım verisi olan istatistik ekranı oyundan kaldırılmış. Yani istatistik ekranı dediği burası mı acaba ya? Ya profilde şu özelliklerden sonra en çok kullandığım kısım burası yoksa burası mı acaba? Yoksa burası mı? Raporlar, istatistikler burası mı?
Burası ha. Bu hangi ekrandı ya? İstatistikler mesela başkasına girsem de görünmüyor mu hiçbiri? Raporlar, istatistikler. Canlandıramadım ki burası neydi? Hiç kullanmıyormuşuz. Tamam, o zaman çok doğru yapmışlar. Bu diyebilir miyiz? Ben mesela buraya hiç girdiğimi hiç hatırlamıyorum ben buraya girdiğimi. Şuraya falan giriyoruz eyvallah, bir şeylerine bakıyoruz ama ben buraya harbiden FM24'te mesela hiç girmedim. FM'nin teması zaten buralar aynı tema ya, değişmiyor. Okey, tamam o zaman. Şöyle demiş. Son yıllarda analitik verileri sizlere ulaştırmakta çok daha iyi bir iş çıkaran veri merkezinin oyuna eklenmesiyle istatistik ekranı gereksiz hale geldi ve kullanımı %10'dan 1'in altına indi. Yani diyor ki bu geldiğinden beri bizim zaten bu ekrana hiç ihtiyacımız olmadı. Bu arada ben bu ekranı da hiç kullanmadım. Çok böyle bu deli detaylı oynamıyorsanız buraya hiç yani bir kere bile girmenize gerek yok ama böyle çok bu deli detay, tam bu teknik direktör kafasıyla iyi yer oynuyorsanız bu ekranda illaki kullanışlıdır. Ben hiç kullanmam gerekmedi şahsen. O yüzden bence yani veri merkezini de kaldırıp bak, şu başka bir çözüm daha bulmak daha mantıklı oldu. Böyle geçtim bunu da. Bir kulüp oluştur. Buna bazılarınız çok üzülecek diye tahmin ediyorum. Kariyer ve çevrim içi kariyer modu dışındaki en popüler modumuzun bu olduğunu biliyoruz. Kullanılabilir olduğu platformlarda oyuncuların %5'i bir kulüp oluşturur modunu kullanıyormuş. Bana gerçekçi gelmedi bu arada ya. Daha fazladır bence. Bir kulüp oluşturur modunu 10 milyon oyuncudan sadece 500 bini mi kullanmış? Bence bu çok az bir sayı gibi geldi. Ben çok gerçekçi bulmadım bunu. Ama yani ola da bilir, ben de hiç kullanmadım. Bununla beraber bu yüzdeli ki bu dilim istikrarlı bir şekilde düşüşe geçmiş. Bu yıl lansmandan önce bir kulüp oluşturdu bu deneyimini istediğimiz bir seviyede iyileştiremiyoruz. Bak yine bu kısım, bak şu kısım bahane kısmı. Yine asıl konunun burada. Bir kulüp oluştur deneyimini istediğimiz bir seviyeye iyileştiremiyoruz. Bu yüzden hiçbir şeyi aceleye getirmemeye ve bu modu pek çok değişiklik ve geliştirme ile birlikte Football Manager 2026'da geri getirmeye karar verdik. Yani diyorlar ki bizim çok işimiz vardı. Biz işte bir kulüp oluştur moduna hiç giremedik. O kısmı da beceremedik. O kısmı da beceremedik. Bu yüzden onu bu seriden kaldırıyoruz. İsterseniz FM 2026'da tekrardan oynayabilirsiniz diyor. Okey, geldim. Rekabet modunu bir görmem lazım. Bir saniye. Onu galiba karıştırıyor olabilirim ben. Rekabet modu bu. Bu falan oynuyoruz da ben bunu hiç oynamadım mesela. Rekabet modu çok da kullanışlı olmadı. Bence zaten tanıtımını beceremediler, yapamadılar yani o kısmı da. Benim en sevdiğim mod bu. Rekabet oynayan kişilerin bunu birden fazla kez yaptığını biliyoruz. Fakat yine de bu mod kitlemizin yalnızca %0,5'i tarafından oynanıyor. Yani her 200 oyuncudan bir tanesi sadece bu modu oynuyormuş. Bu demek oluyor ki bok gibi bu yapmışsınız. Çok kötü olduğu için hiç kimse denememiş bile. Rekabet modunun yeniden, bak yine aynısı. Rekabet modunun yeniden tasarlanmasına henüz başlamadık. Bu halini de hala seviyoruz ama başka bir şey bu modun yerine geçebilir veya bu mod tamamen farklı bir biçimde geri dönebilir denmiş. Yani kısacası burasını da yok diye düşünebilirsiniz. İlginç. Mücadele modu bilgisayarda olmayan rekabet modu. Bu telefonlardaki rekabet modu bu da. Konsol Touch ve mobil serilerimizin bir parçası olan mücadele modunun şu an FM26 veya FM27'de tamamen yenilenmiş bir şekilde geri dönmesini planlıyor. FM27'yi düşünüyorlar ta. Kim öyle kim kala.
Çıktığı tarihlerde oldukça popüler bir moddu. Mobile dışındaki kullanımı son birkaç sene içinde gözle görülür ölçüde düştü. Şimdilerde kitlemizin %0,5'inden az bir kitle tarafından oynanıyor. Mücadele modunun nasıl ve ne zaman geri döneceği konusundaki tartışmalarımız devam ediyor. Bu modun mümkün olan en iyi ve en gerçekçi deneyimle geri dönmesini sağlamak istiyoruz. Okey kardeşim, kolay gelsin size. Evet, geldik Fantasy Draft'a. Bu kısım yine birazcık önemli, birazcık kritik. Ha, harika da bir duyuru var. Bu mod Fantasy Draft, bildiğimiz bu draft yani. Bu mod FM25 için lansman gününde oynanamayacak. Ancak bu döngünün ilerleyen dönemlerinde ana veri güncellemesi ile birlikte çok daha gelişmiş bir şekilde geri dönecek. Şimdi bunu da anlamadım. Şu güncelleme, bahsettiği güncelleme bir oyun çıktığında zaten oluyor. Bir transfer, bu kış transfer bu döneminden önce oluyor. Bir de kış transfer bu dönemi bittikten sonra Mart'ın başında. Bir de ondan bir ay sonra çıkıyor. Toplam bu 4 tane bu güncellemeden çıkıyor ama hangi güncelleme olduğunu söylememişler. Bunu da yine artık bitirebilirsek bu dördünden birinden çıkacak. Bu demişler kısacası. Serimizde döngü ortası özellik eklemeleri bundan sonra daha düzenli şekilde. Serimizde döngü ortası özellik eklemeleri bundan sonra daha düzenli şekilde yayınlanacak. Yani diyor ki daha fazla mı güncelleme getireceğiz bu diyorlar. Benim buradan anladığım o inşallah budur. Fantasy Draft modunu ilk düşündüğümüzde bunun bir e-spor olma potansiyelini görmüştük. E-sporun arasında çizgi olmaz. Bu arada ya bu metni bu gerizekalılar bir tercüman falan kullanmıyor. Kullanmıyorlarsa tercüman da tercüman değil bu arada. Ama benim bildiğim kullanmıyorlar. Bu ChatGPT gibi bir şeyden çevirip gönderiyorlar diye biliyorum. Yıllar boyunca pek çoğunuzun bu modu bu şekilde kullandığını ve farklı görünümler altında çeşitli yerlerde yapılan birkaç turnuvayı biliyoruz. Biz de Türkiye'de az turnuva yapmadık. Şahsen benim düzenlediğim yaklaşık 75 tane falan turnuva var galiba. E-spor alanında turnuva düzenleme ve etkinlik geliştirme konusunda 20 yıllık deneyime sahip biri bizimle iletişime geçip son derece ilginç bir teklif sunduğunda Fantasy Draft modunu FM25'in lansman gününden kaldırmaya zaten karar vermiştik. Yani kısacası bir daha diyor ki biz bunu da yetiştiremedik arkadaşlar. Bunu da bitiremedik. Maalesef bunu da artık erteliyoruz ama FM26'ya değil, FM25'in bir güncellemesini de getireceğiz bu diyorlar. Böyle. Gel bak, burası çok güzel, çok kritik. Bu yüzden FIFA'nın buradaki kastedilen FIFA bayağı FIFA şeyi organizasyon UEFA FIFA yani FIFA 24 olan FIFA bu değil, tamam mı? O şey yapmayın aklınızda bu kalabilir öyle. Bu yüzden FIFA'nın e-spor bölümü olan FIFA E ile işbirliği içinde Liverpool'da 29 Ağustos 1 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve davet edilen katılımcılarla yapılacak FIFA E World Cup of Football Manager etkinliğini düzenlemeye karar verdik. Turnuvada 24 oyuncu FM24'ü kullanarak bu büyük sahnede ülkelerini temsil edecek. Turnuvanın galibi FIFA E World Cup şampiyonluğunun yanı sıra 100 bin dolarlık ödülünde sahibi olacak. Böyle yani kısacası burada da bize diyor ki FM artık birazcık artık e-spor tarafına gitmeye başlıyor, bilginiz olsun. Bununla ilgili bu şu an birazcık daha bir test turnuvası, bir deneme turnuvası gibi bu. Bundan sonrakilerde oldukça bu fazla turnuvalar vesaire görebiliriz. Bilginiz olsun. Ben de gerçekten önüme gelen her turnuvaya bu falan başvuracağım, girmeye çalışacağım. Haberiniz olsun.
Şöyle bir şey de var. Ben 3 yıldır bağırıyorum. 3 yıldır BM'nin artık e-spor işine girmesi gerekiyor. Çok geç bile kalındı. 3 yıldır bu işe bak. Ya yani ben sadece 3 yıldır diyorum da isteseler ya 5 yıldır da girerlerdi. BM bunun için çok müsait bir oyun. Futbol Manager buradan kendine para da kazanır. Her türlü oyuncuyu da çeker. Bizleri de mutlu eder. Ama girmediler bir türlü. Ama bu sene başlıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben o turnuvalara girerim ya, merak etmeyin. Katılan herkes ilk bilgileri edinmeye ve ileride düzenlenebilecek etkinlikler için sağlam bir temel oluşturmaya hevesli. İlk test etkinliğinin sonuçları ne olursa olsun, Fantezi Draft modunu daha büyük ve daha iyi şekilde geri getireceğiz. Bu da güzel bir haber bence. Olsun, en azından bu daha sonrasından geliyormuş. Şimdi içinde Arsene Wenger'in de olduğu bir tanıtım bu videosu var. Instagram'a koymuşlar. Tamam, gizli aç. Hayda. Bir saniye, şuna bir giriş yapmayı bir deneyeyim. Benim hesabım burada varsa bir bakalım. YouTube'a da atmışlardı ama galiba bu ya bunu. YouTube'a göndermemişler miydi bunu? Ben öyle mi hatırlıyorum sanki? Yanlış girdim, Allah kahretsin. Geliyor, hemen bir saniye bekleteceğim. Şuna giriş yapalım, izleyelim bunu da. YouTube'a da atmışlardı diye hatırlıyorum ama ben ya. Football Manager Arsene Wenger. Aa, yok atmamış. Oğlum bunlar harbi. Aha, tam atmışlar. Hadi bir şunu hemen izleyelim. İyi mi ses? Hocam da bizden ya, 4-4-2'ci. Bu training mi koydu? Ben oynuyor. Time to fame your manager then. Ben futbol menajeri gibi. Daha menajer game mi dedi? Ne anlamadım mı dedi? Kırmızı kart gördüm. Böyle kısacası büyük bir turnuva falan olacak. Haberiniz olsun. İsterseniz buradan başvurabiliyormuşsunuz. Buraya kayıt olabiliyormuşsunuz. Bilginiz olsun. Bilmiyorum, öyle herkesi kabul ediyorlar mı? Bu nasıl bir katılım şartları var? Türkiye'yi kabul ediyorlar mı? Türkiye var mı içinde? Onlar belli değil. 24 tane ülke var. Her ülkeden bir oyuncu kendi ülkesini temsil edecek ve bir FIFA Dünya Kupası, FIFA Futbolu Manager Dünya Kupası düzenlenecek. Şimdi durdu oğlum, oyun ekranı falan var daha. Yeni bir dönem için yeni bir kullanıcı arayüzü. Şimdi FM25'in birinci gününde FM25'in birinci gününden itibaren deneyimleyeceğiniz yeni ve büyük bir değişikliğe gelelim. UI'ın çok farklı olacağını önceden de söylemiştim. UI demek, bu tekrardan söylüyorum ki, bu oyunda gördüğünüz bütün tasarımlar demek. Yani şu bütün tasarımların, şunlar bunlar, bunlar falan, her şey değişiyor. UI'ın çok farklı olacak, pardon. Ekibimiz yeni UI ile birlikte gelecekte kolaylıkla ölçeklendirilebilecek ve geliştirilebilecek. Bu tasarımı ve teknik yönleri ilgilendiren güçlü temeller inşa etti. Bu da gelecekte yapılacak her eklemenin UI'deki tutarlılıktan ödün vermeden UX'i güçlendireceği anlamına geliyor. UX demek kullanıcı bu deneyimi demek. Kullanıcı deneyimi de sizin mesela buradan tıklayıp şuradan şunu da şöyle, mesela buna da bakıyorum, şunlara bakabiliyorum. Bu da kullanıcı deneyim yani. Bu değişiklikleri
Bak çok komikler abi. Bu değişiklikleri araştırmak yıllar sürdü. Oyunlarımızı ilk kez oynayan oyunculardan en deneyimli oyunculara, farklı insan gruplarının oyunlarımızı nasıl oynadığını yıllar boyunca inceledik. Yalan. Bu içgörülerle birlikte oyuncularımızı fazla yormadan tüm önemli bilgileri en doğru zamanlarda sunmanın bir yolunu bulmamız gerekiyordu ve bunun zorlu bir denge olduğunu biliyoruz. Bunu bilmeleri de güzel bu arada. Eğer bunu başarırlarsa bayağı güzel iş olur bu arada. Umarım başarabilirler. Umarım çok güzel olur. Çok isterim. İnşallah. Hadi bakalım. Oyuncu ister fare ve klavye, ister bir kumanda veya ister bir dokunmatik ekran kullanıyor olsun. Oynanış bu kolaylığı sunan platformlardan bağımsız bir tasarım inşa etmek için de aynısı geçerli. Bu zorluğun üstesinden gelmek için UI perspektifinden ihtiyacımız olan esneklik ve dinamikliği uyarlamak için Unity'nin mühendisleriyle çok yakın bir şekilde çalıştık. Eylül ayında yapılacak olan Unity etkinliğinde bu yolculuk hakkında daha fazla bilgi verecek. FM25 UI'ını gerçeğe diye dönüştürmek için nasıl birlikte çalıştığımıza dair teknik detayları sizinle paylaşacağız. Çok güzel. Bunun için Eylül ayını beklememiz gerekiyor maalesef. Yani en az 2,5 ay var galiba. Elbette bu ayrıntıların çoğunu konferanstan kısa bir süre sonra paylaşacağız. Fakat şimdilik yaklaşan değişikliklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak istedik. Evet, karşınızda karolar ve kartlar. Karo ve kart sistemi mi geliyor artık? Ben birazdan bu detaylı da anlatacağım size ne olduğunu. Bir karo pek çok farklı durumu olan bir bilgi paneli. Bu durumlara küçük miktarlarda bilgilerden daha fazla materyal içeren daha büyük kartlar da dahil. Tasarım ekibimizin isteği her oyuncu için futbol menajerin derinliğini ve ayrıntılarını ortaya çıkarmanın bir keşfetme hissi inşa etmesine yardımcı olabilecek bir eser ortaya koymaktı. Bu sistemdeki karolar bilginin bir görüntüsünü sunarak merak oluşturmanın bir yolu olarak işliyor. Kartlara tıklamaksa ilginizi daha fazla detaya ödüllendiriyor. Karoların durumlar dediğimiz bu durumları yanlış çevirdiler bence. O yüzden bunun hemen bir İngilizcesine bakacağım. Garanti olsun işimiz. Çok çok merak ettim. Bu durumlardan kastı ne acaba bunun? Hangi şeyde? Karoların durumlar. States. Onlar öyle adlandırmışlar. Bu ne olduğu belli değil. Tamam. Böylece farklı ekranlar ve senaryolarda bilgileri uygun şekilde kullanabileceğiz. Aşağıda örnek olarak karolardan biri olan oyuncu formunu bu farklı durumlarda görebilirsiniz. Yukarıdaki açıklamayı fazla teknik bulanlar için bu görsel önemli bilgiler verecektir. Evet, işte karşımızda BM25 için ilk görsel diyebiliriz. Gördüğünüz gibi font artık değişmiş. Tahmin ettiğimiz gibi bunu da tahmin ettiğimiz biçimde değiştirmişler. Renkler biraz bu değişmiş. Bence keşke değişmeseymiş. Eskisi daha güzeldi. Belki bu görsel böyle gösteriyordur bu arada. Bundan daha iyisi olabilir. Bu zaten oyunun içinden bir görüntü değil. Bu tasarım dosyası. Yani diyor ki, bak diyor, burası komple bir karo diyor. Bu karonun içindekilerin her biri de diyor ki kart diyor. Sen bu kartlardan birine tıkladığında bu daha büyük bir ekranda bunun daha detaylısını göreceksin diyor bu. Karo ve kart sistemi dediği şey budur. Gençler sadece İngiltere'ye gidiyorlar. O ne demek? Nerede dedi oğlum, öyle bir şey yok ki. Bunun dışında aşağıdaki ekran görüntüsünde form karosuna tıkladığınızda ne olduğunu görebilirsiniz. Mesela hangisi form? Form karosu dediği şu galiba. Mesela buna tıkladığımızda bu ekran geliyormuş kocaman. İstersek bir de buna tıklayıp bir de başka bir kart bu geliyor ekrana. Bu anladınız diye düşünüyorum.
Böyle bir şey yapmışlar. Bu nasıl buldunuz mesela şu ana kadar bu görselleri? Yani şuradaki mesela bazı çok küçük detaylar var. 9.3 bu 9'dan bu daha parlak olması gerekiyor bence ama daha parlak değil. Şuradaki görüntü şu renklerin bu galibiyet bu renginin daha parlak olması lazım. Şimdiki oyunda da mesela böyle. Şuradan gösterebiliriz. Bu gördüğünüz gibi bu daha parlak bir işir ama bu tasarım dosyası olduğu için de öyle görünüyor olabilir bu arada. Bu tasarım oyundaki ekranların hacmini düşürerek dolaşımı ayrıntısı seviyesinde ödün vermek için kolaylaştırıyor. Daha az bu metin okumak iyi bir şey bu değil mi? Bu dedi 2000 kelime konuştuktan sonra diye bir de espri yapmış. Fazla mobil olmuş. Bu maç içindeki konuşmalar sence maç sonucuna dokunuşu var mıdır? Neden kaldırdılar ki? Kaldırdıklarına göre bence neredeyse etkisi galiba yok. Evet, elveda gelen kutusu hoş geldin portal. Artık FM25'te böyle bir gelen kutusu diye bir şey olmayacak. Benim en çok üzüldüğüm özellik bu oldu. Gerçekten bu ekran bence yani FMCM dediğimde benim aklıma her şeyden önce bu ekran geliyor o maalesef. Yani bütün oyun aslında buranın üzerine kurulu. Tüm karşılaşmalar bu taktik mak her şey dahil her şey aslında bu ekrandan gidiyordu şimdiye kadar. Şimdi artık bu gelen kutusunu kaldırdılar ve portal diye bir şey getirdiler. Hemen bir portalı hemen inceleyelim. UI çalışmalarımızın bir diğer yönü de insanların etkileşimi, iletişimi ve bilgiyi tüketmiş şekillerinin sürekli evrimini incelemekti. Tarihsel olarak insanların FM'de en çok zamanını geçirdikleri ekran gelen kutusu olmuştur. Bu tabii ki de öyle. Bu ekran temelde oyun içi e-posta adresinizdir. Modern futbol menajerlerinin bu telefonlarında geçirdikleri sürenin dizüstü bilgisayarlarında geçirdikleri süreden çok daha fazla olduğu düşünülürse bu bir süredir birazcık eski moda kalmış. Bu yüzden artık portal dediğimiz yeni ekrana hoş geldin diyoruz. Portal geniş futbol evrenine daha zengin bir pencere sunacak. Portal gündem ve mesajlar kısımları sayesinde size hikayenizi geliştirmek için çok daha iyi araçlar bu vermesini yanı sıra haberler ve maçlar aracılığıyla başka yerlerde olup bitenlere dair de daha iyi bilgiler sunacak. Bu hem PES'te hem FIFA'da 20 yıldır olan bir özellik bu arada portal özelliği. Bence FM'yi zaten bu diğer oyunlardan ayıran bir şey portaldı. Şu an mesela bu Top Eleven düşünüyorum. Bildiğimiz bir telefon oyunu mu bu Top Eleven? Bu Top Eleven'da mesela portal var. 20 yıldır var ya. Ben oyununu bildiğimden beri portal var. Oyunu birazcık artık bilgisayar oyunu olmaktan çıkartıyorlar veya daha fazla artı çok oyunlaştırıyorlar da diyebiliriz buna. Bu arada şu süreç bu devam ediyor kısmını köşeye bir yere alsanız da keşke. Düzgünce incelesek. FM25'te gelen kutusunun kaldırılıp portal kısmının gelmesi bu. Bu bayağı tablet oyunu, telefon oyununu görüntüsü bu arada ya. Hoş değil abi. Bunu niye böyle yaptılar ya? Yani bu hatadan acaba bir an önce geri dönemezler mi ki bunlar ya? Hata bu bence. Yani yazı fontlarının büyütülmesi, işte bu detayların artık komple çok zor ulaşılabilir olması. Yani bayağı EAFC 24 ekranı bu. Onun daha kötüsü iyi yani. Bari öyle olsaydı. Yani en azından onlardan bu direkt alsaydınız. Ya, oyundaki güzel özellikleri, güzel şeyleri de kaldırmaları şu ana kadar beklentilerimizi birazcık bu düşürdü. Ama ben hala diyorum FM25 çok farklı bir oyun olacak. Çok değişik bir oyun olacak. Umarım çok güzel olur. Hala hiçbir şey belli değil. Son olarak
Yeni karo ve kart sisteminin potansiyelini gösteren bir ekran daha paylaşmak istiyorum. Bu öne çıkan maç anlarının arasındaki zamanı görebileceğiniz yeni ekran. Bu Türkçe'yi siktir et, ben anlatırım size, daha iyi anlatırım. Çekeme halini size daha güzel anlatırım. Burası maç ekranı arkadaşlar. Burası şu an 32. dakikada bildiğiniz, bu gördüğünüz, bildiğimiz bu maç ekranı artık bu. Hoş mu? Burada mesela düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bütün azılar büyütülmüş. Bütün butonlar büyütülmüş. Bu detaylar kaldırılmış. Falan filan böyle. Leş. Bu kötü değil. Çok kötü. Kötü. Bok gibi. Leş. Çok kötü. Too much nerede? Maç. O maç ekranlarında paylaşmamışlar. Hayır bu dur. O yok şu an. Hayır o gelecek. Onu daha paylaşmadılar. O var. Onu merak etme. Onu şu an paylaşmak az. Onu ta biz bundan 2 ay sonra bu falan görürüz onu. Bu şu an hangi ekran biliyor musunuz? Bu şu an bu ekran. Bu ekran şu an. Hatta buradan acaba görebiliyor muyuz diye bir göreceğim. Bu 2D, aynen bu sadece 2D görüntü. Bu zaten sanırım oynayan bir şey değildir. Dur mesela şuna tıkla. Bir de burada tablet olduğunu düşün. Şurada bir de tablet olduğunu düşün. Bu ekran o ekran. Bütün fontlar büyütülmüş. Bu detaylar kaldırılmış. Ama istersek bir yerlerden getirebiliriz galiba diye düşünüyorum. Ve bütün butonlar falan filan büyütülmüş. Burası sadece spiker kısmı. Aynen orası işte yani. Bilmiyorum yani bu arada böyle mesela yani bana şu an çok bu çocuk oyunlu görüntüsü olarak da geliyor ama bunu gerçekten bizim oyunda bir görmemiz gerekiyor. Bu ekran çok güzel, çok kullanışlı bir ekran olabilir. Şuraların çünkü hepsini mesela burası, burası, burası bunların hepsi bu teker teker ayarlanabilirse ki şu ana kadar öyle görünüyor. Eğer öyle olursa bu ekranda çok kullanışlı olabilir. Bunu bilemeyiz ama biraz gerçekten artık çok oyunlaştırmaya çalışıyorlar gibi bir görüntü var. Böyle tüm bunların Football Manager'ın önceki sürümlerinden bu sonra büyük değişiklikleri temsil ettiğini biliyoruz. Çok uzun zamandır video oyunları yapıyoruz ve önceki deneyimlerimizde, araştırmalarımızda ve endüstrinin genelindeki işbirliği bitişik olması lazım hocam. İşbirliğine dayanarak biliyoruz ki bu UI değişikliklerine alışmak zaman alacak. Ama dersimizi iyi çalıştık ve ilerlediğimiz yönün kesinlikle doğru yön olduğundan son derece eminiz demişler. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu geleceğe dair ipucular falan filan. Football Manager çıkış. Aa dur. Futbol bak burası asıl önemli konunu ben bunu tweet atmayı da çok unuttum ya. Bunu paylaşmam gerekiyordu ya. Önce size anlatayım sonrasında tweet atayım. FM25'in çıkış tarihi Eylül ayının başlarında onaylanacak ve aynı tarihlerde ön siparişler açılacak. Bundan kısa bir süre sonra yeni oynanış öğelerini açıklamaya başlayacağız. Aa pardon yok ben yanlış anlamışım. Yine Kasım'da çık. Yine Kasım'da başlıyor o zaman oyun. Pardon ya. Çıkış tarihini bu çıkış tarihini Eylül ayının başında duyuracaklarmış. Ben zannettim ki beta falan Eylül ayının başında çıkacak. Öyle bir şey olması mümkün değil. Bununla beceremez onu. Burada paylaştığımız şeylerden ve zaten açıkladığımız şeylerden gördüğünüz üzere bu denilemesi bakacağım çok şey olacak falan filan geç gerisi boş. FIFA 25 ve FIFA World Cup of Football Manager ek olarak resmi Football Manager podcast'in geri dönüşünün de dahil olduğu birkaç başka başlığımız var. Podcast geliyormuş. Sesler dünyasının büyük bir oyuncusuyla işbirliği içinde harika bir sunucu ve yapım ekibinden destek alan bir podcast FM'nin ötesine ve futbolun geniş dünyasına bakacak.
Herkese göre bir şeyler olacak bu denebilir. Röportajlar, öne çıkanlar, profesyonel dünyadan haberler. Ayrıca oyunlarımıza biraz daha detaylı şekilde bakmamız olanak tanıyan bazı bölümler olacak. Bu bölümlerin hepsini buradan birlikte izleriz bu arada. Hiç merak etmeyin. Birlikte Türkçe'ye çevirerek bu vesaire bütün hepsini hep birlikte inceleyeceğiz. Görüntüler bunlar. Ne diyorsunuz? 3D iyi gelmezse ben çok iyi geleceğini düşünüyorum 3D'nin bu arada. Arkadaşlar beni bilen bilir, ben bu oyunu gömersem gömerim. Ben bu oyunu çok eleştirirsem çok eleştiririm. Buna 1000 defa şahit olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Şu an eleştirmek için, şu an bunlar ana avrat küfür etmek için ben erken olduğunu düşünüyorum. Haberiniz olsun. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Daha şu an biraz erken. Hiçbir değil. Şu ana kadar bu duyuru beni tatmin etmedi bu arada. Çok az bu duyuru var. Bu daha çok kaldırılacak özellikleri bize söylemişler. Arkadaşlar bu çok ufak. Bu değişikliklerin zaten olmayacağı belliydi. Gayet çok fazla oyun, ya ben de söyledim. Oyun çok değişecek. İnanılmaz bu değişecek. Artık bildiğimiz oyundan çok fazla da çıkacak bu oyun. Zaten maç motoru komple değişiyor. En son FM 2017'de değişmişti ve FM 2017 bu serinin en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Veya FM 2017'ye biz bilmiyorum. FM 2017 benim aklıma hep bu serinin en iyi oyunları arasında olarak kaldı. Sonradan da oynadığım, yani ben oyunu bayağı da güzel oyun harbiden. Gerçekten hiç belli olmaz. Çok güzel bir oyun gelebilir. Harika bir oyun gelebilir. Ama şunu kesin olarak biliyoruz ki Football Manager 2025 bambaşka bir oyun olacak. Umarım oyun sadeleşmeye gitmez. Umarım oyun bu daha fazla detaya gider. En azından iki farklı şey olarak çıkabilir. Şimdi mesela Touch diye bir oyun sen zaten çıkarıyorsun. FM 25 Touch. Touch çıkıyor. Touch zaten bu oyunun sadeleştirilmiş hali. Sen niye sadeleştirmek istiyorsan sadeleştir. Touch halini çıkar. Kimse sana hiçbir şey demez, itiraz etmez. Ama FM 25'i komple bu detaydan uzaklaştırmaya çalışırsın ki biz FM oyuncuları, yani en azından benim çevrem gördüğüm bu kadarıyla siz de öyle. Bu taktik ekranı bile bize bu daha detaylı olmalı gibimiz de gelmiyor mu? Ben mesela daha çok bu detay istiyorum ben burada. Ben burada bu daha çok uğraşmak, bu daha çok ben başımın ağrımasını istiyorum mesela burada. Ben çünkü gerçekten bir futbol menajeri ben olamıyorum. En azından burada futbol menajermiş gibi hissedeyim ki ben bu oyundan bu keyif alayım. Ya benim düşüncem bu. Ben istiyorum ki hücuma ben ayrı bir oyun oynayayım. Savunmaya ben ayrı bir oyun oynayayım. Oyun bir sıs bu oyun bir sıfıra geldiğinde farklı bir oyun oynayayım. Bu oyun 2-0-0'a geldiğinde farklı bir oyun oynayayım. Ben bunların hepsini ben ayarlamak zorunda kalmayayım. Ama istersem ayarlayabileyim. Ya benim isteğim bu olur. Ama bu adamlar bunu da kaldırıp komple oyunu sadeleştirmeye getirirlerse işi, o zaman geçmiş olsun derim. Çok önemli bir bildirim geldi. Sizle paylaşabilir miyim, paylaşabilemez miyim diye hemen bir okuyacağım. Tam bir şey bu şu an duyurabileceğim bir şey değil ama yakında bu güzel haberler, keyifli haberler var. Bu duyuracağım. Şu an değil. Evet, sizin de düşüncelerinizi, görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum bu arada.
Yapay zekanın bu kadar gelişip son kullanıcı tarafında bile yaygınlaştığı bu dönemde FM'nin büyük atılım yapmamız hata olur. Artı 1 milyon. Rakipler çok kötü yıllardır ve bunu yapay zeka ile çözebilirler. Umarım bu konuda çalışmışlardır. Umarım. Bak benim bu oyundan en çok korktuğum şey şu. Yeni oyuncular kazanabilmek için bu oyunu basitleştirmeleri benim en büyük korkum bu oyunda. Ben bu oyunu 20 yıldır oynuyorum. Bu oyunu bu ne kadar sevdiğimi, bayıldığımı bence tahmin edebiliyorsunuzdur. Şurada bir haftadır. Günde 10 saat burada şey yapıyor, oyun oynuyoruz. 385 saat oynamışım ki benim en az oynadığım zaman bu. Football Manager 2023'ü 772 saat oynamışım. 2022 866 ben oynamışım. 2021'i 940 bu 944 oynamışım. 2020'yi 1244 oynamışım. 2019'u bu 419 oynamışım falan filan. Böyle.